Bu kün Arafa günüydü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu künde İmam Müslim'de rivayet kılınken edik. Ayşe radıyallahu anhu'dan Ayşe radıyallahu anhu'ya dediler ki Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Mâ min yevmin ekser min en yu'tikallahu fihi abden minen nar min yevmi Arafa. Ve innehu leyednu thumme yubahi bihimul melaike. Yekulu mâ arada haula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki birer künde Allah subhanahu ve ta'ala bendelerini cehennemden azat kılıçligi Arafa künde azat kılıçligi çelik kubimez. Allah ta'ala cehennemden insanların boynunu azat kılıçligi en kub bulgen kün bu Arafa künüdür dediler. Bana şu İslam eğzazlengen kün çünkü bu. Bana şu künnin şerafeti bilen Allah subhanahu ve ta'ala en kub cehennemden insanların boynunu bu künde azat kıladı. Hatto ki ular bilan farishtalar oldida faxrlanadi. Mana bularni qaranglar, nimalar istayapti deyishadi. Bu Arafa kunidagi insonlarga, butun yer yuzidagi musulmonlarga keladigan bashorat kuni bu. Arafat zaman ismi ham va makon ismi ham deyiladi. Ya'ni bu Arafat ne'matidan faqat hajda tog' ustida turgan insonlargina bahramand bo'ladi. Xuddi o'sha insonlar gene jahannamdan bo'yni ozod bo'ladi degan emas. Arafat bu makonning ham ismi va zamonning ham ismi. Shuni tasdiqlashlik uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ibodatlarni ikkiga bo'lib berganlar. Hajda yurganlar Arafat makonini oldida turganlar tog'ning ustida turadi, roza tutmaydi. Chunki ular Arafat makonida hozir. Tashqarida yurgan musulmonlar esa tog'ning ustida turmaydi, lekin roza tutadi. Chunki ular Arafat zamonida ular. Mana bu Allohning fazliki bu din komil bo'lgan kunni butun musulmonlarga yer yuzini qaysi tarafidagisi bo'lsin, hammasiga Alloh taolo muborak kun qilib bergan. O'sha makonda bo'lganlarga makonni muborak, bu makonda bo'lmaganlarga zamonni muborak qilib bergan. Bu kunda Alloh subhanahu va taolo hammalari bilan faxrlanadi. Agar insonlar o'sha kunda ibodatda bo'lsa, bu ibodat ko'rinishlarini eng buyugi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahih hadisda aytganlaridek, "Yawm Arafa ahtasibu alallohi azza va jalla ayyukaffira as-sana allati qablaha va allati ba'daha." Arafa kunini Allohga umid qilamanki, o'tgan yilgi va kelasi gunohlarga kafforat bo'lishligini dedilar. Majtunibatil kaba'ir. Modomiki katta gunohlardan chetlanilsa. Kabira gunohlardan chetlangan insonga yoki qilganda ham tavba qilgan insonga kichik gunohlariga Alloh subhanahu va taolo mana shu kun sababdan kafforat qilaman dedi. Bu kunki islom buyuk bo'lgan, islom e'zozlangan kun bo'lganligi uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'p duo qilishga buyurgan kunlar. Xayru du'a du'a yawmi Arafa. Duolarning eng yaxshisi Arafa kunidagi duo dedilar. Va xayru ma qultu ana va nabiyuna min qabli va bu kunda men va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan eng yaxshi duo, eng yaxshi zikr la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Mana shu zikr hammaga ma'ruf bo'lgan oson zikr. Bu zikrki tauhid kalimasining zikri. Mana bu kunga shu zikrni tanlanganligi yuqorida aytganimizdek Alloh subhanahu va taolo nusratini ko'rsatgan payg'ambarimizni hayotga kelganlaridan buyon bir marta sodir bo'lgan hajlari va mana shu buyuk hajjatul vado sodir bo'lgan tavhid kuni bu kun. Shuning uchun ham bu kunda ko'p tavhid kalimasini zikr qilinadi. Mana bu kunda Allohning bir oyati tushdi. Bu oyat İslam ümmetiga ham xushxabar ham qayg'u bo'ldi. İmam Buxoriy sahihlarida rivoyat qilganlaridek anna yahudiyan qala li Umar radiyallohu anhu
Bir Yahudi Umar radıyallahu anhu'ya etti ki: "İnne fi kitabikum ayah, law nazalat aleyna ma'ashiral yahud lattahadnaha ida." Bir Yahudi Umar radıyallahu anhu'nun aldığı kilbetler. Sizlerinin kitaplarında bir ayet var. Eğer bu ayet bizim Yahudilerin cemaatine geçişken de biz mana bu künnü bayram kovalardık dediler. Kale ve mahi. Umar radıyallahu anhu dediler ki kanaka ayet iken. Kale. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Allah'ın bana şu ayeti dedi. Bugün ben sizlerge dinlerini kamil kılıverdim. Nimetimini sizlerge kamil kılıverdim. Tamami kılıverdim. Ve sizlerge İslam'ını din deyip razı buldum. Mana şu künde Allah razı buldum degen din kıyametke kadar Allah razı buldu degen din. Mana şu künde Allah razı buldum degen dinden nuksan kıygen insan Allah da Allah razı bulgen insanmez. Mana şu künde Allah razı buldum degen dinden ziyade kıvargen insan Allah razı bulgen insanmez. Bu bizge hoş haber idi. Yani yolunu Allah bizge asanlaştırıbirdi. Şu bugünge kadar bulgen din ana şu din. Ünden indi ziyade bu muydu? Kim şu dinini din tutsa, amel kısa, Allah da Allah ondan razı bugün. Bunlarsa Yahudlarga verilmegen hıslat idi. Yahudlar uzları tan alardı. Biz cehennemge kiramız. Kalu len temessenen naru illa iyemmen ma'duda. Cehennem bizge tiger edirdi. Ularga buna kengi kılıp, sizlerge razı bugün dinim degen din yok idi. Şunun için ular hazır et yaptı ki, eğer bizge çüşken de bayram kılardık bugün. Allah sizlerge razıman degen dini tayin buldu. Ya ki Zeyd ibn Amr ibn Nufayl, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge risalet kilişiden aldın hakkını istegen insan. Hakkını izlep Yahudlar aldı gibi aradı. Yahudlardan alimler aldı gibi arıp, men Yahudi bulmakçımen degen de Yahudların alimlere dedi ki, لَنْ تَدُخُلَ ف۪ي د۪ينِنَا حَتَّى تَأْخُذَ نَص۪يبَكَ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ Yahudlar da alimlerine etken yapıldı. Sen hiç kaçan bizim dinimizge kirip Yahudi bulamaysan ta ki Allah'ın gazabıdan o dinin hıseyini, nasibeyini amagençe Yahud bulamaysan sendirdi. Yani onların dini de bana şunu kısayın senden razımen degen din yok idi. Uzları tam alardı. Yahudilik ki kırmakçı bulsan ilacı yok bir Allah'ın gazabı çüşkerek senge. Zeyd ibn Amr ibn Nufayl şunda etkendi ki innema afirru min gazabillah. Men o'zi Allohning g'azabidan qochib din izlab yuribman. Nimaga Allohning g'azabini olaman dinga kirib? Yahudiylikni qabul qilmagandilar. Nasroniylar oldiga borgandilar. Nasroniylar oldiga borib ham ularga mana shu nasroniylikni qabul qilmoqchiman deganda nasroniylar ham aytdiki innaka lan tadkhula fi dinina hatta ta'khuza nasibaka min la'natillah. Sen bizning dinimizga kirolmaysan, nasroniy bo'lolmaysan, toki Allohning la'natidan o'zingga bir nasibingni olmaguningcha. Allohning la'natidan nasibasini olishga o'zlari iqror. Allohning la'natidan, Allohning g'azabidan qutulgansizlar degan oyat yo'q ularda. Shuning uchun Yahudi aytayaptiki, agar bizga shunaqangi oyat tushganda edi, shu kunni bayram qilardik. Haqiqatda bayram qilishga arziydigan kun. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala şu ayetini çürgende اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Bugün sizlerge dinlerini kamil kıyamman degendi. Yani bu dinge koşumça bayram hem kılıç mümkünmez idi. Yahudiler şundan hem gafletteydi barıdır. Bu bayram ibadet. İbadet ziyade bu meyredi oturttu şu ayette uzda Allah ta'ala hazır. Hani kılım yani bu ayet çıkken günü bayram kılaman deysen. Şunun için Umar radıyallahu anhu ayetler ki ana a'lemu meta unzilet ve fi ey yevmin nezelet. Men yakşı bilemem bu ayet kaçan çüşkenliğini ve kayısı kündü çürülgenliğini. Nezelet ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaimun yehtubu fi yevmi arafa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arafa günü de hutbe kılıp türgen peytleri de çüşkenliği bu ayet. Cuma günüydü yine o. Ve bu bizim iki bayramımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dediler ki Yevmu Arafa ve Yevmu Nahr ve Eyyamu Teşrik İduna Ahlul İslam. Arafa günü
qurbonlik kuni va undan keyingi 3 kun biz musulmonlarning bayramlarimiz deganlar. Demak, Allohning so'zini tasdiqi shu darajada bo'ldiki, yahudlarga hattoki bayram qilamiz deyishga hojat qoldirmaydigan darajada. Dinni komil qildim deganda Alloh taolo shu bayrama munochiga kirib ketgandi. Mana shu Arafa kunida tushirganda o'zi dinni komil qilgandan keyin tushirgandi. Bu bizning bayramimiz. Bu dinda biz boshqa bayram chiqarishimizga ham hattoki hojat yo'q. Demak, Alloh bizga dinni komil qilib berdim deganda hattoki shu bayramigacha qilib berdim degani. Shuni ichida bor bo'lgan bayram bayram, shuni ichida yo'q bo'lgan bayram bayram emas. Va shuni ichida bo'lgan ibodat ibodat, uni ichida yo'q bo'lgan ibodat ibodat emas. Shuni ichida bo'lgan xursandchilik xursandchilik, bundan boshqa xursandchilik xursandchilik emas. Allohning so'zini voqelikka bog'liqligi edi mana bu. سوف نحيا هنا سوف يحل النغم